Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere köydeki evimizi şöyle paylaşacağım. Köyü bir göstereceğim. Bir ev vlogu yapmış olalım, ev turu yapmış olalım. Burası arkadaşlar, Maraş'ın Süleymanlı köyüne bağlı Kışla Obası diye geçiyor. Şöyle küçük bir köy. 60-70 hane yaklaşık. Şurada bakın bir okulumuz var. Benim ilk okul. 5'e kadar bir okul. Birleşik sınıf halinde. Şu an tabi okul kapandı. Az da olduğu için. Çocuklar Süleymanlı köyüne gidiyorlar. Burası arkadaşlar, İşte benim babamın evi. Burası onun atölyesi. Burada marangoz aletleri var. Zar var, planya var. Hemen şurada evin önünde bir bahçemiz var. Bu bahçede birazdan göstereceğim size. Kirazlar var, ayvalar var, elmalar var. Şurada küçük bir üzüm bağı var. Bu tarafta bahçe yapılıyor. Orayı da birazdan size gösteririm. Şöyle bakın. Küçük bir alan. Şurası arkadaşlar ekmek yapılan yer. Köyde kömbe ekmeği deniyor. Ekmek tepsiye, hamur halinde deriliyor. Alttan kömür yapılıyor. Kapağın üzerine de kömür konuyor. Alttan üstten o şekilde pişmesi sağlanıyor. Burada her şey doğal arkadaşlar. Buğday tarladan elde ediliyor. Patoza veriliyor, eve getiriliyor, un yaptırılıyor. Her şey burada yetişiyor. İşte çoğu meyve bahçeden, çoğu sebze bahçeden. Yetmediği zamanlar alınıyor pazardan veya çarşıdan. O şekilde. Burası arkadaşlar ineklerin ahırı. Böyle bir kapak. Daha sonra böyle büyük kapı var. Büyük kapıyı hava alsın diye kapatmıyoruz. Şöyle ışığı açalım. Bakın burada inekler. Bir tane büyük inek. Onunla süt alınıyor. Bir tane de onun küçük buzağısı var. Artık dana olmuş bu da. Bir yaşına yaklaşmış. Burada kalıyorlar. Şurada buzağı doğduğu zaman buzağının kalacağı bir küçük alan var. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Burası oldukça karanlık. Evet, şöyle şey açtım, ışığı açtım. Burası arkadaşlar. Bakın şöyle bir kapağı var. Samanlık diyoruz. Burada bakın. Samanlar. İneklerin yiyeceği otlar. Burada kepek. Burada yemler. Şurada bakın yemler. Hayvanlara buradan yem alınıp hemen yan tarafta burada besleniyor. Burada ana geçim kaynağı arkadaşlar tarım ve hayvancılık. Hayvanın etinden, sütünden faydalanıyor. Sütten yoğurt yapılıyor, tereyağı yapılıyor, peynir yapılıyor. Onlar organik olarak. Efendim? Yine de burada arkadaşlar böyle bir hortum buldu. Hortumla suyla oynamayı çok seviyor. Üzerine ıslatıyor birazcık. Bakın arkadaşlar şu kiraz ağacı. Şurada tepesinde birazcık kiraz kalmış bize. Şurada ki şu ağaç büyük hurma ağacı. Şu iki ağaç. Şurada bir tane ayva ağacı var. Şurada böyle küçük bir bağ var. Şurada vişne ağacı var bakın. Şu küçük küçük olanlar. Kirazın daha küçüğü. Şu badem ağaçları. Şu yine küçük bir kiraz ağacı. Bunlar bakın şeftali. Küçük küçük şeftaliler. Bunlar olgunlaşınca sarılacak. Evet. Bakın burada böyle elma ağaçları arkadaşlar. Şöyle, şöyle gösteriyorum. Şöyle, şöyle. Evet, şurada fındık ağacı var arkadaşlar. Fındık tabi Maraş bölgesinde yetişen bir ürün değil. O yüzden kuruyor fındıklar arkadaşlar. Bu fındık da mesela bakın yarısı kurumuş. Tek tük var fındık. Şuradaki fındık ağacı kurumuş. Şurada bir ceviz ağacı. Ayva. Ve şurada bakın mesela zeytin ağacı. Zeytin Maraş'ta yetişiyor. Akdeniz ikliminde yetişiyor zeytin. Zeytinler tabii şu an toplanmış durumda. Genel olarak bu şekilde. Şimdilik de kirazları toplamaya gidelim. Oraya bir merdiven sistemi yaptık arkadaşlar. Onunla kirazlarımızı toplayalım bakalım. Şu an zor pozisyondayım. Bizim beni zorluyor arkadaşlar. O yüzden dinlenip dinlenip yapmak zorundayım. Dallar bastı kiraz. Geldi de biraz biraz. Evet onlar kurmuş. Ben senin aşığın oldum, kalbime gergin biraz. Yana söyledim mi sana? Evet uzun oğlum. Evet Tayyar Bey. Öğrendim sana. Öğrendim Tayyar Bey. İyi analiz et, iyi seyret. Nasıl bir sistem kurmuşsun bize de göster. Sana yaptıracağım zaten, tamam mı? Bir dakika gelişte top sende. Hep ellerim sağlam yere tutuyor. Altındaki kaysa bile ellerden kurtarabilirim kendimi. Bu taktik. Çok fazla oluyor ağaçtan düşme vakaları, çok görüyoruz. Ağacıyla çok geliyor, cevizden düşme, işte inşaattan düşme de tabii çok fazla geliyor. Ama böyle hasat mevsimlerinde, kırsal yerlerde çok fazla oluyor mesela. Maraş'ta çok fazla geliyor da. Çok dikkatli olmak lazım. Ağaç çıkmak çok tehlikeli bir şey. Eller mutlaka her zaman güvende olacak, yere yapışacaksınız. Ayağınızın altındaki dal kırılsa bile güvende hissetmeniz lazım her zaman. Yazmalı. Kısaca böyle. Arkadaşlar şimdi şu bağımızdaki üzümlere bakalım beraber. Normalde burada üzüm bağları evlerden ayrı bir yerde olur ama babam buraya böyle bir bağ yapmış. Ha üzümler daha küçücük. Bakın arkadaşlar bunlar büyüyünce üzüm olacaklar. Bunlar yerdeki asmalar. Normalde biz hep böyle yerde asma yapardık ama artık sistem değişti. Bu şekilde daha yükseğe yapılıyor asmalar. Bu şekilde daha havadar kalıyor ve daha güzel mahsul elde ediliyor.
Bakın şöyle. Baba koyunlar nerede? Şuradakiler de arkadaşlar. Şöyle bakayım göstereyim. Baba koyunlar nerede? Koyunlar bağda olmasın mı koyunlar? Koyunlar için koyun değil keçiler var yukarıda. Halanın keçileri. Onlara bakmaya gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şu aşağıdaki köy Süleymanlı köyü. Bunlar arkadaşlar size bahsedeceğim. Şu karşıdaki köy Hacı İbrahim'in köyü. Peki onun çocuğu var mı? Kimi? Halamın mı? Evet. Hah. Bak burada dut ağacı. Dün geldi ya kadın dayın kurbanımız kesti ya. Bu ağaçta bakın beyaz dut. Orada böyle büyümüş. Ben bu ağacı hatırlamıyorum mesela. Ne kadar çabuk gelişmiş. Burada. Baba, şurada arkadaşlar urum tutu diyoruz. Kırmızı ekşi dut. Hangisi kızım? Bakın arkadaşlar bunlar da böyle. Kırmızı dut oluyor. Ayağa toprak girdi. Hemen çıkartalım dur. Arkadaşlar bakın bunlar fasulye fidileri. Bunlar böyle yukarı doğru sarmaşık gibi sarılıp yeşil fasulye olacaklar. İki satır diyoruz biz şunlara. Anam ekmiş böyle. Bunlar domates. Çiçek açmışlar. Teyzenin evi. Kızım bunlar yukarıda yarın gideceğiz teyzenin evine. Şöyle bakın arkadaşlar. Birkaç, üç satırız da. Neden bugün gitmeyeceğiz? Bugün geç kaldık çünkü. Bugün gidelim. Şunlar da arkadaşlar biber ağaçları. Kızım yarın yarın. Hayır bugün. Şurada bak gel salatalığı buldum gel. Şunlar arkadaşlar patlıcan. Gel de patlıcan, biber, domates ve salatalık ekilir. Bir de fasulye ekilir. Ayrıca soğan. Babacığım buraya geldik. Bak şunlar. Ne olacak biliyor musun kızım büyüyünce? Ha bak başlamış bile salatalık olmaya gördün mü bak. Küçücük minnacık salatalık var gördün mü? Tam senin kadar küçücük. Hatta kardeşin gibi bebek salatalık. Bakın arkadaşlar şöyle. Salatalıklar bol su ister. Soğanlar da arkadaşlar. Ama onları suluyorlar bakın mı? Bakın şöyle. Bunlar yeşilken de yenebiliyor. Yeşil soğanları kuru suluyorsun. Daha sonra çıkarılıyor. Evet. Bu da arkadaşlar bakın. Bizim evin alttan görünüşü. Şöyle şurada bir depo var. Burada ağaçlar falan filan böyle. Şöyle bir göstereyim. Bakın bu arkadaşlar meşe ağacı. Baba, çok sağlam olur. Aa buradan. Bakın bunlar arkadaşlar bademler. Nereden? Şimdi şuradan gel. Hadi beraber çıkalım. Arkadaşlar bunlar kırmızı dut dediğim gibi az önce göstermiştim. Urumlu dut diye söyleniyor. Ben lise döneminde bu dutları toplayıp satarak karşılığımı çıkartıyordum. Benim için anısı çok fazladır. Urum dutu. Kilosu oldukça pahalıydı. Para ediyordu ve bundan harçlığını çıkartıyordum. 3 yıllık. Evet kızım. Evet. Eyeklerin kakaları. 3 yıl arkadaşlar lisedeyken bu şekilde bunlardan para kazanarak kitaplarımı, defterlerimi aldım. Evet arkadaşlar. Akşama menüde börek evet. Var. Bakın böyle. Odun ateşinde, tavanın içerisinde. Börekler böyle çıtır çıtır pişiyor. Şöyle bak arkadaşlar ana yol var buradan. Buradan böyle evimize doğru yol çıkıyor. Hemen bakın şurada tarlalar. Burası bizim dayımızın evi. Atı orada duruyor. Dayım bahçede uğraşıyor. Burada her yerde mutlaka böyle bir at bir eşek olurdu eskiden. Şu anda bazılarında var, bazılarında yok. Bazılarında artık arabalar var. O şekilde. İyiyiz dayı sen nasılsın? Allah'a şükür biz deyiz. Hoş geldin. İster biraz ilk yalım önce istersen. Eğer çok yemek istiyorsan şöyle yudan söyleyelim sana. Biraz. Bunları okay. Benim kızım biri de o küçük. Göster bunu. Biraz. Sevda. İzliyor mu size? Ha. Ondan tanıyor seni. Bak sen. Ama hanım, diyebilir miyim? Bizim hanım uğraşıyor bizlerle. He, hanım uğraşıyor. İzliyor benim kız var bir tane gösterdi geçen de. İzliyorlar mı? Seviyorlar mıymış? Hepsi konuşuyormuş o zaman. Baba, ben de.